Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, karımdaşlarım, iyi günlerim, esenlikler, esen olsun, esen hu, imtiyacı insanlar. Yüğündesiz kardeşlerim, karımdaşlarım, iyi günlerim. Kardeşlerim, soru sorulmuş. Kaç defa soru sordular. Ben cevap vereyim demiştim. Homo sapiens der ki, Homo sapiens der kim? Homo sapiens. Grup. Arkadaşlar, kısa bir şekilde anlatacağım. Elinden geldiği kadar. Çünkü 2022'de bana ulaşan belgelerde, Fransızca arkadaşlar, Fransızca. İnsan bilimi, bak insan bilimi dergisinden bana ulaşan bir şey var. Ben bunun yayını yapmıştım. Tanrı Türk'ün Çocukları diye bakın. Tanrı Türk'ün Çocukları diye bir yayın yapmıştım. Orada insan nüfusunun, insanın, yani Türk ananın çocukları Kenya'nın kuzeyinde. Bugün hala arkadaş o yörenin ismi Türkana'dır. Türkana gölü vardır. Bakın gölü vardır bulursunuz. Türkana, Tanrı Türk demektir arkadaşlar. Tanrı Türkler demektir. Tanrı Türkler demektir. Ben o kısmı size göstereyim. Göstereyim arkadaşlar. Tekrar, çünkü buradan Homo sapiens'e geleceğiz. Yani. Çünkü burada göçüler var. Göçüler var. Şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum size. Bakın. Arkadaşlar, bu Türkana çocuklar bakın. Tanrı Türk'ün çocuğu bu. Bu 1 milyon 800 bin yıllık, bakın 1 milyon 800 bin yıllık bir fosildir. 9 yaşında bir çocuğa aittir. İşte Afrika arkadaşlar, Kenya'nın kuzeyi, Türk ananın çocukları. Bakın, burada görüyorsunuz, bakın. Özellikle tutuyorum bunu ki. Buradan başlayalım arkadaşlar, buradan başlayalım. Bu tarihlerde, bakın bu tarihlerde 1 milyon 900 bin önce başlayan göçler, bakın göçler arkadaşlar, ilk göçler Kafkaslar olmuştur. Çünkü bunu işaret etmişler, anlatmışlar. Kafkasya olmuştur. Oradan bak arkadaşlar, Kafkasya, Anadolu'ya, oradan İspanya'ya, çünkü bölgenin ismi, yörenin ismi Atapuerca. İspanya'da Atapuerca. Bilinen de bir arkadaşlar. Atapuerca. Çünkü aynısı Şili'de var arkadaşlar, Atacama. Atacama. Bak, Atak kelimesi her yerde bulursunuz. Yani. Atacama, Atapuerca. Başlamıştır. Buradan Altaylara bak arkadaşlar, her tarafa yayılmışlardır. Dünyanın her tarafına yayılmıştır. Türk ananın çocukları, Tanrı Türk'ün çocukları. Kenya'nın kuzeyidir arkadaşlar. Kenya'nın kuzeyidir. 1 milyon 900 bin yıl önce, bak, neredeyse 2 milyon yıl önce arkadaşlar. Başlayan göçler. Göçler. Bak, belli bir zaman sonra Homo sapiens denen grup nasıl meydana çıkıyor? Bakın arkadaşlar. İşte Homo sapiens. İskit Tatar'dır. İskit Tatar'dır. Dedim ya, ilk Türkler. İlk Türkler. Bakın arkadaşlar, 2022 yılı arkadaşlar bu. 2022 bilimsel araştırmalar hepsi. Fransızcadır arkadaşlar. Fransızca. Antropologlar dedim ya. Bu Türkanay'da bulanlar. Türkanay'da bulanlar arkadaşlar. Burada 1984'te yapılan. İşte bu fosillerin meydana çıkmasından sonra fosilleri alıp inceliyor İngiliz bilim adamları. Bilim adamları inceliyor. Arkadaşlar incelemeler 37 sene sürüyor. 37 sene sonra. Ve hepsi neyin ne olduğu meydana çıkıyor işte. Yaşını bile çıkartıyorlar bakın. Yaşını, kemikten yaşını, her şeyini çıkartıyorlar. Yani. Ve daha önce anlatmış olduğum, yine beleklerde kalsın, 2004 yılında Fransız 2000 bu Türkana bölgesine, Türkana, Kenya'nın kuzeyine gittiklerinde bir araştırması var. Arkadaşlar bunu yapan Nicolas Hulot. Eski Fransa Çevre Bakanı'dır aynı zamanda. Ekibiyle gittiği zaman arkadaşlar Kenya'nın kuzeyinde, orada zaten paleontologlarla beraber gitmişti. Yani. Paleontologlar açıklama yapıyorlar. Ben bunu seyrettim arkadaşlar. Adam dedi ki bu Türkana yöresinde dedi 4 milyon 100 bin sene önce yaşam vardı dedi. 4 milyon 100 bin sene önce arkadaşlar. Taş bilimler. Söyledi ya. Ve tabii dedi ki ondan sonra evrim süreci devam ediyor. Evrim süreci devam ediyor. Yaşanılan yerler. Sıcaklık, soğukluk. Göçler. Dünyanın her tarafı dağılma. Buzul çağları.
Bakın hepsi bir, bunlar hepsi bir katmandır. Yani. Bir etkileyen ögelerdir, unsurlardır. Dedik ya, kara, sarı, tendir, ten, kara, sarı. Kızıl olur, dedik ki kahverengi olur. Ve bundan doğan beyazlar olur işte. İşte ilk Türklerdir. İlk Türklerdir işte. Homo sapiens işte. Daha sonra yüzü rengini almaz işte. İskit Tatar'dır. Dedim ya Afrika'dan başlayan yolculuk dünyanın etrafına yayılmıştır. Dedik ya adamlar anlatmışlar diye Muğ kıtasını ya. Muğ kıtasını anlatmışlar çünkü. Adamlar 1 milyon sene önce başladı çünkü. 1 milyon bundan 130 sene önce ya. William Scott Elliot'taki. Anlatmışlar da çok güzel anlatmışlar. İnsan evrimin nasıl olduğunu ya. 4 tane büyük kırılmanın olduğunu. Nasıl Amerika ile Atlantis'in ayrıldığını ya. En son parçanın Poseidon'un 11.400 sene önce denizin dibini boyadığını söylüyor. 4 tane büyük tufan da diyor. 800 bin, 200 bin, 80 bin, 11.400. Hatta diyor Karnak diyor bakın Mısır'a kadar her taraf suda olmuştu diyor arkadaşlar. Su. Teker anlatıyor adamı. Sormuşlar arkadaşlar Homo sapiensler kim işte anladınız. Belgesi burada. Orijinaldir arkadaşlar, orijinal ya. İşte görüyorsunuz. İskit Tatar'ı görüyorsunuz ya. Sonra arkadaşlarımız, işte arkadaşlar, dedim ya, böyle bir çağda yaşıyoruz ki, kimin ne olduğunu arkadaşlar, adamlar çok iyi biliyor ya. Çıkartıyorlar artık takır takır. İşte bilim adam böyle işte. Alır götürür. Kimse bilimden kaçamaz. İşte bilimsel araştırmaları hepsinde arkadaşlar Türk Turan çıkmıştır. Toplumdur ya. Irk değildi. Sakın ırk diye bir şey yoktur. Dedik ya Tanrı Türk'ün çocukları ya. Onun için her zaman söylerim herkes kardeştir. Türk dün dedik ya dalları budakları da hepsi Türk Turan'ın ya. Özü oraya çıkar, soyu oraya çıkar, kanı oraya çıkar ya. Bunları insanlarımız bilsin arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Demiş Homo sapiens. Bakın. İşte. Benden bu kadar arkadaşlar. 2022 yıldır ha. 2022 diyor. Bir arkadaşım bana hediye etmişti. Çok değerli bir arkadaşım bana hediye etmişti. Ben burada hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Saygılarımı sunarım. Lütfen bu yayınları paylaşın. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Dedim ya. Her yer dünyanın her tarafı Türk Turan'a çıkar. İzleriyle dirmez. Diliyle, izleriyle, her şeyiyle. Ögesiyle, kültürüyle, yasasıyla dünyanın her tarafında Türk Turan'a çıkar. Çünkü kuruculardır ya. Bütün uygulamalar. Hoşça kalın. Ne mutlu. Türk'üm diyelim saygılarımla.